de sonunda bizimle masaya oturacaklar. Oturmasalar da fark etmez. Biz sınırı buradan çekeriz. Münhasır ekonomik bölgeyi ilan ederiz. Daha sonra konjonktür uygun olduğunda anlaşma imzalarız. Ya olur mu öyle şey? Elbette olur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 2003'te münhasır ekonomik bölge ilan etti. 7 sene sonra 2010 yılında İsrail'le anlaştı. Ben de şimdi ilan ederim. 10 sene sonra konjonktür uygun olunca anlaşma imzalarım. Onun için biz ne İsrail'e ne Mısır aslında muhtacız. Biz münhasır ekonomik bölgemizi bir an önce ilan etmeliyiz. Ve herkese şunu sunmalıyız. İşte bizim münhasır ekonomik bölgemiz bu. Sizin de kazancınız bu olacak diye. Bir sonrakine gelirsek orada göstereceğim hemen. Bakın. Burası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin münhasır ekonomik bölgesi ilan ettiği. Burayı Filistin alacak. Burayı İsrail alacak. Türkiye ile anlaştıkları takdirde. Şu alan var ya. Şu alan. Hı hı. Bu alan şu anda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait. Burayı da Mısır alacak. Mısır alacak. Mısır'ın da alanı genişleyecek. Mısır'ın da alanı genişleyecek. Bizim mavi vatanımız böyle bir anlaşma olursa ne kadar genişliyor? Bizim mavi vatanımız bu 189 bin kilometre kareye tekabül eder toplamı. Genişliyor yani. Bizi 10 bin kilometre kare burada genişler. 10 bin kilometre kare genişliyor. 10 bin kilometre kare ne kadardır biliyor musunuz? Tam anlamıyla ifade edelim. Bir Kıbrıs adası büyüklüğüne yakındır şu alan. Kıbrıs yani adası büyüklüğüne İstanbul'un yakın. İstanbul'un 8 katı kadar büyük bir alan. Yani bayağı büyük bir alan. Yani Filistin'le bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalarsa Türkiye böyle bir alan daha alır, kazanma ihtimali olur. Alır ve Mehmet Akif Bey bizim şunu vurgulamamız lazım. İsrail de kazanır. Mısır'da kazanır. Tek kaybeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olur ve Yunanistan'ın oyunu bozulur.